Bugün sırada Delaware eyaleti var. Eyaletin nüfusu yaklaşık 1 milyon, yüz ölçümü ise 5000 kilometre karedir. Yani İstanbul kadardır. ABD anayasasını 1787 yılında diğer eyaletlerden önce kabul ettiği için First State, yani birinci eyalet lakabına sahiptir. Yüz ölçümü olarak en küçük ikinci eyalet olduğu için de bazen Delaware, yani Delanerede gibi kelime oyunlarına da konu olmuştur. Ayrıca Ay'a giden ilk astronotların uzay giysileri burada yapılmıştır ve naylon ilk olarak bu eyalette üretilmiştir. Eyaletin komşuları Pennsylvania, Maryland ve New Jersey'dir. Doğusunda ise Atlantik Okyanusu vardır. Eyaletin ekonomisine güç veren sektörler kimya, tarım, ilaç ve teknolojidir. Kümes hayvanları üretimi çok yüksektir ve eyaletin yetiştirdiği tavuk cinsleri ünlüdür. Ama bunlar kadar önemli bir diğer sektör turizmdir. Çünkü uzun sahil şeritleri ve festivalleriyle eyalete ciddi gelir bırakan çok sayıda turist gelir. Ülkedeki en büyük hava kuvvetleri üslerinden biri ve ayrıca çok sayıda şirketin de kuruluş yeridir. Bu arada meraklısı için küçük bir not. Film sektörünün gelişmiş olduğu eyalet, ünlü Fight Club filminin geçtiği ve çekildiği yerdir. Satış vergisi, yani KDV olmayan 5 eyaletten biridir. Ayrıca şirket kurmanın son derece kolay, birkaç saatte çözülebildiği, verginin genel olarak çok düşük olduğu ve bu anlamda bürokrasinin neredeyse olmadığı bir yerdir. Eyalette yaşayanların %89'u Amerika doğumludur. Eyaletin başkenti Dover, en büyük kenti Wilmington'dır. Üçüncü büyük kenti ise New York'tur. Eyalette yaşayanların %63'ü beyaz, %21'i Afro-Amerikan, %9'u Hispanik ya da Latin, %4'ü Asya kökenlidir. Nüfusun %69'u Hristiyanlardan, %23'ü ise hiçbir dine ait olmadığını belirtenlerden oluşuyor. 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratlar %53.5, Cumhuriyetçiler %42 oy almış. Amerika Çalışma Bakanlığı Bürosu'nun 2018 verilerine göre toplam 470 bin kişinin çalıştığı eyalette işsizlik oranı %4. Eyaletin yıllık gayri safi milli hasılası yaklaşık 74 milyar dolar. Hane halkı yıllık ortalama geliri ise yaklaşık 63 bin dolardır. Asgari ücret saatlik 8.75 dolardır. Çalışanların önde gelen sektörlere göre dağılımı ise şöyledir. 81 bin kişi ticaret, taşımacılık ve genel hizmetlerde, 80 bin kişi eğitim ve sağlık sektörlerinde, 67 bin kişi kamu kuruluşlarında, 64 bin kişi profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, 50 bin kişi turizm, eğlence ve otelcilik alanlarında, 48 bin kişi bankacılık ve finansta, 26 bin kişi imalat sektöründe, tüm diğer hizmetlerde ise 20 bin kişi çalışmaktadır. Eyalette saatlik ortalama ücret 18 dolar. Çalışma Bakanlığı 2017 sonu verilerine göre bazı iş kollarında ortalama saatlik ücretler ise şöyle. Bilgisayar ve yazılım istihdamında 43 dolar. Mimarlık ve mühendislik alanında 40 dolar. Finans ve işletme alanında 33 dolar. Eğitim, öğrenim ve kütüphanecilikte 25 dolar. Sanat, tasarım, eğlence ve medyada 20 dolar. Lojistik ve taşımacılıkta 14 dolar. Yer ve bina temizliği alanında 12 dolar. Perakende satış işlerinde 12 dolar. Gıda hazırlama ve hizmet verme ile ilişkili işlerde 10 dolar. Bu verdiğimiz rakamlar ortalamadır. Yani şöyle bir fark her zaman vardır. Restoranlarda aşçıların saatlik ücret ortalaması 13 dolarken bulaşıkta çalışanların 9 dolardır. Ya da taşımacılık sektöründe otobüs şoförleri 16 dolar kazanırken taksi sürücüleri 12 dolar kazanıyor. MIT verilerine göre eyalette bir kişinin aylık mutfak masrafı 250 dolar, iki yetişkinin aylık 460 dolar, 4 kişilik bir ailenin ise 730 dolardır. Eyalette ortalama ev satış fiyatı 230 bin dolar. Gelelim başkent Dover'a. Başkentin merkez nüfusu 38 bin ve metropol alanı 176 bindir. Metropol alanında yaşayanların %65'ini beyazlar, %26'sını Afro-Amerikan kökenliler, %7'sini Latin ya da Hispanikler,
%2.5'ini ise Asyalılar oluşturuyor. Yıllık ortalama hane halkı geliri bu kentte yaklaşık 57 bin dolardır. Çalışma Bakanlığı verilerine göre 77 bin kişinin çalıştığı Dover metropolünde nüfusun neredeyse %10'u tarımla uğraşıyor. Eğer bilişim sektöründe çalışmak istiyorsanız, Dover'da iş bulma olasılığınız yok denecek kadar azdır. Dover metropol alanında çalışanların önde gelen sektörlere göre dağılımı ise şöyle. 20 bin kişi kamu kuruluşlarında, 14 bin kişi ticaret, taşımacılık ve genel hizmetlerde, 12 bin kişi eğitim ve sağlık sektöründe, 8 bin kişi turizm, eğlence ve otelcilik alanlarında, 5600 kişi profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, 5000 kişi imalat sektöründe, 2500 kişi ise diğer hizmetler alanında çalışıyor. Dover kent merkezi St. John Nehri kenarında kurulmuştur. Kentte yaşayanların işe gidiş geliş süreleri Amerika ortalamasının çok altındadır ve sadece 17 dakikadır. Ortalama ev satış fiyatının 160 bin dolar olduğu Dover'da, örneğin şu anda satışta olduğunu bildiğimiz şu ev gibi bir evi 130 bin dolara alabilirsiniz. 325 metrekare bahçe içinde 2 katlı ve iç kullanım alanı 126 metrekare. Dover şehir merkezine yürüyerek 15 dakika uzaklıkta olan tipik bir Dover evi ve 3 odası var. Kiralamak istediğinizde 1100 dolar olan böyle evleri satın almak çok daha mantıklı olabilir. Çoğu ABD küçük şehrinde olduğu gibi toplu taşıma yok denecek kadar az. Çünkü neredeyse herkes kendi aracını kullanmaktadır. 3 odalı bir evin aylık faturaları 200 dolar civarında tutuyor. Benzinin litresi 0.6 dolardır. Market fiyatları ise başkentte ortalama olarak şöyledir. Dover'da şehir merkezinde tutacağınız 3 odalı bir apartman dairesini 750 ila 1000 dolar arasında rahatlıkla bulabilirsiniz. Güvenlik anlamında kendi sınıfındaki küçük Amerikan kentleriyle hemen hemen aynı durumdadır. Ama Delaware eyaletinin en güvenli kentidir diyemeyiz. Şimdi de eyaletin en büyük kentine, Wilmington'a bir göz atalım. Kent merkezi nüfusu 73 bin, metropol olan nüfusunun durumunu net vermek ise çok zor. Çünkü Wilmington eyaletin kuzeyinde yer alır ve Philadelphia'ya sadece 40 dakika, New Jersey'ye ise 1,5 saat uzaklıkta olduğu için metropol olanı bu şehirlerin banliyöleriyle neredeyse birleşiktir. Dolayısıyla şehir merkezine çok yakın bölgelerde yaşayan insan sayısı 700 bin kişiden fazladır. Wilmington şehir merkezinde yaşayan 73 bin kişiyi baz olarak alırsak, nüfusun %58'i Afro-Amerikan kökenli, %28'i beyaz, %10'u Hispanik ya da Latin kökenlidir. Yıllık ortalama hane halkı geliri yaklaşık 40 bin dolar civarındadır ve ABD ortalamasının oldukça altındadır. İşsizliğin %7 gibi ABD ortalamasının üzerinde olduğu kentte, American Census Bureau verilerine göre 25 yaş üzeri nüfusun sadece %26'sı üniversite mezunudur. Çalışan nüfusun en büyük istihdam alanı %27 ile eğitim ve sağlık sektörü, %12 ile perakende ve satış sektörü, %11 ile gıda ve diğer hizmetler sektörü, %10 ile de finans ve sigortacılıktır. Kent merkezinde yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranı ve suç kayıtları oldukça yüksektir. Bu yüzden sübjektif olduğunu belirtmekle birlikte merkezde ya da çok yakınında yaşanılmasını önermeyiz. Eyaletin büyük şehirleri içinde en güvenlisi Newark'tır. 6000 öğrencisi bulunan Delaware Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapan ve kent merkezi nüfusu 35.000 olan Newark'ta yaşayanların %75'i beyaz, %9'u Asya kökenli, %8'i ise Afro-Amerikan kökenlidir. Kentte yaşayanların %93'ü Amerikan vatandaşıdır. Yaş ortalaması 24'tür ki bu da New York'ı ABD ortalamasına göre oldukça genç bir şehir yapıyor. Şehirde ortalama hane halkı geliri 54 bin dolardır. En yüksek maaşları, eğitim seviyeleri,
oldukça yüksek olan Asya kökenliler kazanmaktadır. Üniversite dolayısıyla en büyük iş alanı eğitim, sağlık ve idari işlerdir. Aynı nedenle gıda ve hizmet sektöründe çalışanlar da önemli oranda yüksektir. Newcastle Havaalanı'na sadece 16 kilometre uzaklıkta olan Newark şehrinde ortalama ev satış fiyatı 230 bin dolardır. Kiralık konutların %80'i 1000 dolar civarındadır. Ortalama ev kiraları ise şöyledir. Şehirde vergiler çıktıktan sonra net maaş ortalaması aylık 2800 dolardır. Aylık faturalar 150 dolar kadar tutar. Gıda ve market fiyatları bu eyalet için verdiğimiz diğer kentlerle hemen hemen aynıdır. Bir öğrenci şehri diyebileceğimiz New York'ta restoran ve kafeler çok pahalı değildir. Güvenlik verilerine göre neredeyse tüm suçlarda ulusal ortalamanın altındadır. Delaware eyaletinde diğer güvenli yerleşim bölgeleri ise Milton ve Clayton'dır. Bu arada amerikadayaşamak.com blog adresimiz yayına girmiştir. Henüz çok yeni olduğu için eksiklikleri var tabii ki. İlerleyen zamanlarda blogumuz çok daha yeterli hale gelecektir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da seyredip beğenmeyi unutmayın.